Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Mutfaktayım, yüzüm gidiyor. Daha ne olsun. Şimdi bir önceki videomuzda Mersin'de tantuni yemeğe gitmiştim. Ve orada yorumlarda birçok kişi şöyle bir şey yazmış. Tantuni fiyatı 14 liraydı. Demiş ki tantuni artık keyif yiyeceği oldu. Yani düşündüm, gerçekten de bence de keyif yiyeceği olduğunu düşünmeye başladım. Yani 14 lira ve açık ekmek pideden en az 5 tane yemeniz lazım doymanız için. Ben şahsen yani 4'ten 5'ten aşağı doymam. Ama somun ekmekte olay biraz değişiyor. Ekmek somun olduğu için ve daha doyurucu olduğu için bir tane yarımla, bilemediğiniz iki yarımla doyabilirsiniz. Fiyatı 14 TL. Orada yediğimiz tantuninin. Bakalım biz bugün evde o tantuniyi ne kadara mal edeceğiz? Şimdi o tantuncilerin bir tane meşhur kaşığı var ya, hepsi hemen hemen aynı boyda. O kaşık dolusu koyuyorlar ve 14 liraya satıyorlar. Şimdi o kaşıkta toplasanız 50-60 gram anca vardır. Biz bugün 100 gramla ne kadara mal edebileceğimize bakacağız. İki çeşit tantuni var. Videolarda sürekli söylüyoruz tantuni videolarında. Yağlı etten yapılan, yani kaburga etine yapılan ve ince ince bıçakla doğranan, kıyma gibi olan tantuniye tantuni diyorlar. Tantuniye tantuni diyorlar. Bir de yağsız etten ve yaprak yaprak doğradıkları biftek tantuni var. Ona da biftek tantuni diyorlar. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Biz bugün evde biftek tantuni yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle tantuni malzemelerimizi saymak istiyorum. Maydanozumuz var, domatesimiz var, soğanımız var. Bir de son zamanlarda koyulmaya başlanan taze nane var. Benim de çok sevdiğim döner olsun, tantuni olsun. Çok yakıştırdığım yeşilliktir nane. Naneyi kullanacağım. Bir de böyle tranç etimiz var. Yağsız. Ondan aldım. Bir de burada somun ekmeğimiz var. Öncelikle sebzeleri doğrayarak başlayalım. Sonra eti doğrarız. Şimdi maydanozumuzu şöyle ince ince doğruyoruz. Şu tahtanın kenarında. Şöyle geçelim üzerinden. Bu kadar yeter. Şimdi bunu şöyle şu tabağımıza geri alıyorum. Şuraya koyalım. Şimdi soğanımızı doğrayalım. İkiye bölüyoruz ve yarım ay şeklinde ince ince doğruyoruz. Bu da tamam. Şuraya alalım. Geliyoruz domatese. Domatesimizi şöyle ikiye bölüyorum. Yine domatesimizi de küçük küçük doğrayacağız. Şimdi domateslerimiz de tamam. Bunları da şu kenara alıyoruz. Sonra etimize geçiyoruz. Böyle bir tranç, yani but kısmından kullanılıyor genelde. Oradaki biftek tantuniler. Şimdi bunu şu şekilde yatırıyorum. Ve şuradan şöyle bir parça keserek olaya başlıyoruz. Burada bu arada 1 kiloluk bir tranç var. 1 kilo 100 gram civarında. O yüzden hepsini kullanmama gerek yok. Şunu şöyle koyalım. Bunu sonra yapacağım. Bir de şuradan, hatta buradan yapmamıza gerek yok. Direkt şimdi şu şekilde iyidir. Ağırlığı, eni, boyu şu şekilde gayet iyi. Şimdi buradan bunu yaprak yaprak ince ince doğrayacağım. Şöyle bakın. Bakın gördünüz mü eti? İstemiş olduğum et tam olarak bu işte. Yaprak yaprak ince ince doğranmış bir et. Şimdi şunu da hepsini bu şekilde doğrayacağım. Biftek etlerimiz hazır, göstereyim size. Olabildiğince ince doğrayın. Ben öyle yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince ince ince doğramaya çalıştım. Bakın yağsız, hani böyle yağlı et yemiyorum diyenler için güzel bir tarif olur bu da. Şöyle bakarsanız tamamdır. Ben 100 gram kullanacağım bundan, tartacağım. Şimdi her şey hazır olduğuna göre ocağa geçelim. Şöyle bir wok tavam var. Wok tavada hazırlayacağım ben. Normalde tantuniciler ne yapıyor? Eti ilk önce büyük bir tencerede haşlıyorlar. Ondan sonra o tantuni sacının üzerine alıp, kenarları alıp onun ortasında tantuniyi hazırlıyorlar. Ben de bugün şöyle yapacağım. Bu tavamın ortasına şu 100 gram tarttığım eti koyuyorum. Tamam mı? Bunun biraz da çok hafif de su ekleyeceğim. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Etin biraz haşlanmasını istiyorum. Çok da su eklemedim. Kendi buharıyla, kendi şeyiyle biraz böyle bir haşlansın. Suyunu çektikten sonra operasyona başlıyoruz. Şimdi çok az su eklemiştik. O suyumuz kendini çekti. Şöyle göstereyim. Hatta hiç kalmamış. Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce şöyle bir karıştıralım. Bakın pişmeyen yer kalmamış.
Her taraf pişmiş. Şimdi buna biraz zeytinyağı ekliyoruz. Pamuk yağı ekliyor oradakiler. Ben tabi pamuk yağı bulamadığım için zeytinyağı ilerledi. Şimdi bunu böyle tak tak tak, o tantuni denmesinin sebebi de oymuş. Böyle tavuk şeyle, kaşıkla tak 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 vuruyor ya, ondan dolayı tantuni deniyormuş. Böyle karıştıralım bunu. Bu aşamada biraz böyle tantuniciler gibi şöyle su dökeceğiz. Duman çıksın diye. Valla mis gibi kokmaya başladı. Bakın 5 dakikada yapabilirsiniz bunu. Çok da böyle kurutmayalım eti. Bence bu kadar iyidir. Ben şöyle ekmeğimi ikiye böldüm. Şöyle üzerine atıp bastırmak istiyorum. Böyle bastıralım. Oh. Oh. Oh, mis gibi. Bakın ekmeğe. Mis. Hatta isterseniz biraz daha böyle yağ atıp ekmeği iyice yağlayabilirsiniz. Öyle yapalım. Böyle yağlı yağlı olsun. Evet. Bir daha yağlayalım. Evet, şimdi oldu. Şimdi bunun üzerine yeşilliklerimizi yerleştirip geliyorum ben. Ayrılmayın bir yere. Ekmeğimizin alt tarafına maydanozları koyuyoruz. Şöyle. Her tarafına yayalım. Soğanlarımız var. Soğanlarımızı koyuyoruz. Şöyle. Evet, olay budur. Sonra domatesimiz var. Domatesimizi koyalım. Güzeldir. En son üzerine nane koyacağız. Şöyle etlerimizi biraz çevirelim. Bu kadar yeterlidir. Şimdi etlerimizi şöyle ekmeğimizin içine koyuyoruz. Evet, olay budur. Üzerine biraz şöyle tuz atıyoruz. Tuz atmadık çünkü hazırlarken. Şöyle tuz. Ve üzerine pul biber atıyoruz. Şöyle. Oh, bol acılı. Gördünüz mü? Şimdi yemeğe gidiyoruz. Tantunimizin son durumu bu. Naneleri de ekledik böyle. Ekmekte gördüğünüz gibi yağlı. Nanelerle beraber altın vuruşu yaptık. Şimdi geldik en keyifli ana. Bunu yemeye. Bence bana göre tantuninin yanında en çok yakışan salata mı dersiniz ya da yancı mı dersiniz, ona siz karar verin. Şey, şu kırmızı lahana, böyle ben bunu turşu olarak yapıyorum kavanozlarda, dolaba koyuyorum, her salatanın üzerine çıkarıp atıyorum. Bu sefer de öyle yapmıştım, oradan çıkardım, onu yiyorum. Şöyle ekmek de böyle küncülü, mis gibi. Şimdi yine her zaman olduğu gibi büyük bir lokma alarak başlayacağız. Çok güzel görünüyor. Çok da açtım. İyi oldu vallahi. Şöyle biraz kesişeyim de. Ondan sonra nereden başlayacağıma karar vereyim. Şuradan başlayayım ya. Bir lokma daha alacağım, hiç anlamadım. Limonsuz olmaz. Bir lokma daha alayım.
Vallahi da billahi da dışarıda yemiş olduğunuz tantunilerden kat ve kat daha iyi. Özellikle eti yaprak yaptık ya. Biftek tantuni. Gerçekten et yumuşacık olmuş. Yani çok kısa bir sürede yaprak yaprak doğramamızdan dolayı yumuşacık bir et olmuş. Nane tantuniye inanılmaz yakışıyor. Ben naneli olan yerleri tercih ediyorum. Mersin'e gittiğim zaman ilk sırada. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi bunun mahallesine gelecek olursak. Kilosu 55 liraya eti aldım. 100 gram kullandım. 5,5 lira. Yarım ekmek kullandık. 75 kuruş da o diyelim. 6,25. 50 kuruşu da sebzelere sayarsak olmaz da hadi biz 50 kuruş sayalım. Ne yaptı? 6,75. 6,75'e şu kocaman doyurucu. Kocaman demeyelim de yarım ekmek. Böyle sizi 2-3 saat idare edebilecek bir tantuniyi evde yapabilirsiniz. Dışarıda yiyecek olsanız 14 lira, evde yapıyorsunuz 6,75'e. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Vallahi mis gibi olmuş. Sevgili dostlar, ben yemeye devam edeceğim. Siz beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu tarz tarifler gelsin istiyorsanız da aşağıya mutlaka yorumlara belirtin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Thank you.